iddia ortaya çıkıyor, yeni bir görüntü ortaya çıkıyor. İsmail'in araştırmacı gazetecinin, İsmail kardeşime saygı duyuyorum. Bu iş magazine döndü. Öyle görüyorum. Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış. Millet sabahtan akşama kadar konuşuyor. Bir defa şu tehlikeli gidişe bir dur demek lazım. Şimdi yeni yönetim sisteminde maalesef kuvvetler ayrılığının güçlenmesi yerine Sayın Cumhurbaşkanı da tabii tarzı da o. Daha önce de bunu yaptı. Bir kuvvetler birine maalesef gidiş istikametinde yol alıyoruz. Şimdi anayasanın 104. maddesinin 2. fıkrasında devletin organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder der Cumhurbaşkanı ama şu unutulur. Bugün yazmışlar, hukukçular da yazmış. Ya kardeşim, yargı devletin organı değil ki. Yargı eğer anayasanın 9. maddesine bakarsanız Türk milleti adına karar verir. Bağımsızdır ve tarafsızdır. Ona ki biz bunun için çaba sarf ediyoruz. Yürütme ve idare eliyle, idari makamlar eliyle müdahale edemezsin ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bu şimdi herkesin ağzında. Efendim, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay'ın 3. Ceza Dairesi arasında sorun var. Cumhurbaşkanı müdahale etsin. Bana gelirlerse ben sorun neymiş bunu konuşur. Çözüme katkıda bulunur. Kusura bakma. Burası demokratik hukuk devleti. Yani demokratik hukuk devletinde anayasanın yazan şu hükmünü, devletin organlarını hukukçular nasıl olup da yargıyı, devletin, yargı devleti yargılıyor kardeşim. Hukuk devletin adı bu. Bilmiyorsanız öğrenin ya. Ha bari bilmiyorsanız çıkıp atıp tutmayın kardeş. Bu ülkenin sorunu şu anda, yine söyleyeceğim bir espri var, kızacaksınız. Ya ekonomi, bu gündemi unutturmak için sabah akşam sağ olsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı dahil iktidarın Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekmeğine yağ sürüyor. Şimdi oturduk bu konuyu konuşuyoruz. Sabah akşam yok onun parası ne olmuş, yok bunun parası ne olmuş, çantayla mı getirmiş, onunla mı götürmüş, bununla mı götürmüş. Ya kardeşim, yargıyı biraz rahat bırakın, bırakın işlerini yapsınlar. Dosya üzerinden var herkesin fikri. İsmail kardeşim ayırıyorum, gazeteciler ayırıyorum. Gazeteci mesleğini icra etmek durumunda, hukuku bilmek zorunda değil. Yargı görevini bak, yapsın diyoruz ama sana. İsmail biraz önce dedi ki Seçil Ercan daha önce sadece yurt dışına çıkış yasağı verilmiş size, bakın, diyor. Şöyle böyle bir size, gerçek var. Bu bahsettiğiniz isim üzerinden gitmiyorum ya prensip olarak. Bahsettiğiniz isme şu söylenmiş olabilir. Kendisi de öyle inanmış olabilir. Ya bu iktisadi suç. 3-5 ay yatar çıkarsın. Sorun yok. Veya korkuyordur. Ben geçen yayınımızda neydim? Alttan alta bir teklifte bulundum. Etkin pişmanlıkta bulunsun. Adalete sığınsın. Yargı mercilerinin önünde gidip doğrusu neyse oraya buraya yönlendirmeden anlatsın. Devlet korur. İlişki yargı korur. Yapar bunu. Ama tabii herkes kim kendi cephesinde. Efendim işte şeyin sorumluluğu var mı? Bankanın sorumluluğu var. Var, istihdam edenin sorumluluğu var. Hukuk önünde o tartışılır. Ama ben size bir şey söyleyeceğim. Hiç kimse şunu söylemedi mesela. Kardeşim, burada hileli hareketler var mı deniyor. Var. Bunun aldatıcılık kabiliyeti var mı? Bir, iki, senin denetim imkanını ortadan kaldırmış mı? Sen yolunu yordamını bilen insansın. Niye gidip bankaya sormuyorsun? Niye herhangi bir Denizbank şubesini veya ismi almayacaktım kusura bakmayın. Banka şubesine veya da bankanın yetkilisini, genel müdürüne ulaşman gerekmez ki. Genel müdür ulaşılamayabilir. O bankanın genel müdür yardımcısı yok mu? O bankanın efendim işte şube başkanlıkları yok mu? Veyahut da efendim işte genel müdürlüğünde görevli insanları yok mu? İnternette yani bankanın ne faiz verdiği ne oran verdiği belli değil mi? Bak ben şöyle söyleyeyim size. Ahlaki çöküntü, faiz, toplumda yer alan özellikle sosyal medya üzerinden paylaşımları da görüyoruz. Bu konuyla ilgili demiyorum. Ya çıkıp oradan para kazanıyor ya. Tabii tabii. Yaptığı bir takım acayip hareketlerle insanlar da buna prim veriyor. Ya bakıyorum ya bu toplum neyi konuşuyor diyor en çok. Magazini konuşuyor arkadaş ya. Magazini konuşuyor. Ya şöyle bir şey var mı? Ülkenin Merkez Bankası Başkanı neye dayanarak bu ülkede kira paralarının düşeceğini söylüyor. Bana bir ortaya çıksın da anlatsın bakalım. Çıksın da anlatsın. Nasıl düşecek? İstanbul'da kira paralarını nasıl düşüreceksin? Çık da anlat bana. Öyle konuşuyorsun toplantılarda. Çok güzel. Ben ne maaş aldığını ne maaş alacağını bilmiyorum. Ne prim aldığını da bilmiyorum. Elbette bir karşılık da var. İstanbul'da kira paraları düşecek. Nasıl düşecek? Ben şimdi Sayın Fatih Erbakan'a soruyorum. Cumhur İttifakı anlaşmasının içine girdi. Anlaşma yaptı. Sayın Fatih Erbakan, faizler %40'ta ne diyorsun? Çıktı bir anlat bize.
resesyon deme, dünyada durgunluk deme. Çık bana şu anda bu ülkedeki faiz oranında geldiğimiz bu yeri anlat bana. Anlat, herkesin anlayacağı dilde anlat bakalım. Buna katılıyor musun, katılmıyor musun? Şimdi bunun yanında mısın, değil misin? Bizim konuşmamız gereken konular bunlar. Şimdi çıkmış Sayın Mehmet Şimşek para politikalarından bahsediyor. Allah aşkına bu suni gündemlerle esas konuşulması gereken meselelerinizi göz ardı etmeyin. Bu ülkenin eğitim öğrenimi ne durumda kardeşim? Ekonomisi ne durumda kardeşim? Niye ona bakmıyorsun? Emeklinin maaşı. Bana söylesin, çıksın. Emeklinin maaşı 15 bin lira olacak mı? Asgari ücret 20 bin lira olacak mı? Mutlu azınlıktan bahsetmesin bana çıkıp. Bunlardan bahsedeceksin bana. Bu ülkede etin fiyatı 400 lira nasıl oldu arkadaş? Bu ülkenin muhalefetindeki Sayın Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bunu sormayıp da çıkıp sabahtan akşama Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinde poz vermekten başka ne iş yapıyor ya? Ne iş yapıyor ya? Ondan sonra seçimleri kaybettin. Kaybedersin, daha da kaybedeceksin. Bu kafayla gidersen daha da kaybedeceksin. Çünkü sen bu milleti tanımıyorsun. Sen Türk milletinin %75'ini, 80'ini reddediyorsun kardeşim. Gözünün içine baka baka 6 ay önce sen bu seçimleri niye kaybettin arkadaş? Mezhepten kaybetmedin mi? Milliyetçilikten kaybetmedin mi? Kandil'in adayı algısından kaybetme. Niye inadına gidiyorsun arkadaş? Niye oraya buraya selam çakıyorsun ya? Sen bu milleti reddediyorsun ya. Oraya getirmiş, buradan buraya getirmiş. Bağımsız, tarafsız yargı mercileri var. Onlar zaten gereğini yapacak. Herkesin savunulma hakkı var. Tefeciliği de, dolandırıcılığı da, vergi usul kanunu muhalefette, zimmeti de, örgütü de. Bunların hepsi var. Ama ben şunu söylüyorum. Bunlar bu ülkenin asıl meselelerini maalesef göz ardı ettiren ve milleti de uyutan, kusura bakmasın, geçici gündemler. Benim için öyle. Bu benim için konuşulacak bir konu değil. Açıp yargılarım da. Efendim alınan ses kaydı hukuka uygun mu değil mi? Efendim kapının önünden mi geçti, şuradan mı geçti? Efendim yanında çantayla mı gitti, torbayla mı gitti? Bu 81 vilayette bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde herkesin başına gelen işler. Ha bana şunu söyleyin. Kardeşim sen vergi indirecekmişsin, vergi artıracakmışsın. Sen bıyıklı yabancılardan onu alabilecek misin? Kur korumalılardan sen alabilecek misin? Kur korumalılara vergi getirebilecek misin? Bunları yapabilecek misin? Bu ülkedeki çoluk çocuğun, bu ülkedeki yetimin, garip kurabanın hakkını orada burada oralara harcayıp da onların cebine tekrar koyabilecek misin? Bana bunu anlat bana. Bana bunu anlat. Bana para politikalarını ne anlatıyorsun? Bana hukuku anlat. Bana demokrasiyi anlat. Bunları nasıl iyileştireceğini anlat. Gayri safi milli hasılayı bu insanlara nasıl yansıtacağını anlat. Bu ülkenin derdi bu. Belediye seçimleri tabii önemli. Fakat belediye seçimlerinin motivasyonu farklı. Yani Cumhurbaşkanlığı %50 artı birden ve milletvekilliği seçimlerinden farklı. Ortada iki sorun var. Bu iki sorunu dikkate almadan belediye seçimleri üzerinden yorum yapmak doğru olmayacak. Öyle gözüküyor. Bunlardan birincisi, İstanbul'u bir defa Cumhurbaşkanı deyim yerindeyse kafaya koymuş. Tekrar kazanmak istiyor. Meclisle birlikte kazanmak istiyor. Yayınlarımızı diyorum sana İsmail. İsmail kardeşim takip ediyorlar. Biz ne dedik? Eğer İmamoğlu, Sayın İmamoğlu kazanırsa meclisle birlikte Türkiye'de siyaset tekrar yazılır. Ki yazılacak. O da ısrarla bastırıyor. Çünkü bir varlık yokluk meselesini söylüyor. İstanbul'da İmamoğlu ile Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı yarışacak. Kurunmuş, Sayın Kurunmuş, bir başkasıymış, Tevfik Göksu'ymuş, Sayın Göksu'ymuş. Bunlar geçin. Neticede senin şöyle bir iraden olabilir mi? Kardeşim, senin gitmeni istiyorum. Seçilen AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan. Kardeşim ben demokratik yolla seçilmişim, sen git diye ben niye gideyim? Ya da ben şunun yapılmasını istiyorum dediğine hayır Sayın Cumhurbaşkanım ben bunu yapmayacağım diyebilir mi? Diyemez o zaman. İstanbul son seçimlerin rövanşı olarak çok önemli bir yer edinecek. Ama burada şu unutulmamalı. Oradan İyi Parti'yi anlatacağım. Bağlayacağım, bağlantıyı da tam anlatabileceğim. Şimdi yakın seçimlerin, Mayıs seçimlerinin niye kaybedildiği belli. İki sebeple kaybedildi. O kadar iktisadi sorun olmasına rağmen özellikle etnik kimlik, etnisite ve mezhepçilik öne çıktığında, saflar sıklaştığında çoğunluk kardeşim Cumhur İttifakı'na gitti. Şimdi sen bunu bu kadar yakın seçimde daha 6 ay dolmadan göreceksin ve daha sonra bunda inatla devam etme gayretine gideceksin.
Bak çok önemli. Bunları iyi okumak lazım. Benim zaten bütün derdim, çabam bu. Sen Cumhurbaşkanı ne diyor? Milliyetçi Hareket Partisi'nin kullandığı konuşma ve kavramlar bunlar. Sayın Devlet Bahçeli kullanır. Çok açık ve net söylüyorum. Ne Türk siyaseti ne de Türk demokrasisi böyle bir manzarayı asla hak etmiyor. Bunu kim için söylüyor? Sayın Özgür Özel için söylüyor. Yani şunu söylüyor. Diyor ki kardeşim iki defa Türk vurgusu yapıyor. Ben diyor tarafımı seçtim. Sen de tarafını seçtin. Senin tarafın oysa bu millet seçimde hangi tarafta olduğunu sana gösterecek diyor. Şimdi bu bir gerçek mi? Gerçek. Diğer taraftan baktığınızda enflasyon %60, gösterecek faizi %40, emekli maaşı 7500 lira, etin fiyatı 400 lira olmuş. Son çeyrekte %5,9 büyüdük diye Sayın Mehmet Şimşek yere göğe sığdıramıyor ama %5,9'dan kimin ne payı aldığı belli değil. Bana onu anlatacaksın. Emeklinin maaşı biraz önce söyledim araya gitti. 15 bin lira olacak mı kardeşim? Asgari ücreti sen yüksek şekilde hakikaten insanların yaşayacağı şekilde halledecek misin? Yani hayırsever devlet anlayışından haksever devlet anlayışına geçecek misin? Bu insanları sadece sosyal yardımlarla mı yürüteceksin? Bence muhalefette olanın, özellikle Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın tartışması gereken konular bunlar. Ha şimdi bu konuları tartışmıyor. Bu konuları tartışmadığında en son geldiğin yer neresi kardeşim? İyi Parti ile işbirliği. Şimdi bu konuşmalara Serap Hanım eğer devam edecekse Özgür Özel, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin İyi Parti olarak yanından yöresinden geçmem. Bak tekrar söylüyorum. Eğer siz selam çakarsanız, fotoğraf verirseniz daha az eşittir değildir diye etniste ve mezhep üzerinden tartışmayı açarsanız, anayasayı bir kenara koyarsanız, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini bir kenara koyarsanız, ülkücüler Taksim'e çıkar. Efendim işte 1 Mayıs'ta kimseler çıkamaz diye. Ya bu ülkenin sorunu demokrasi. Ekrem İmamoğlu'na dava açıldı da mezhep üzerinden mi açıldı dava? Ha İsmail? Ha? Kimliği üzerinden mi açıldı? Hayır, ya da Tolga Şardan gözaltına tutuklandığında mezhebinden dolayı mı tutuklandı? Etnik kimliğinden dolayı mı tutuklandı? Ya bu ülkede demokrasi ve hukuk sorunu var. Biz bunu görüyoruz, biliyoruz. Ha şimdi geldik şuraya. İyi Parti. İyi Parti zaten yıprandı. Gözüküyor. Biraz şimdi belki sular durulmuş. Eğer İstanbul'da ve Ankara'da bazı yerlerde işbirliği yapacaksa Sayın Mansur Yavaş'a ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na dayalı tamamdır. Ama Sayın Özgür Özel'in bu kullandığı üslup, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha da üzerine çıkarak ve sürekli Sayın Cumhurbaşkanı'na koz vermek suretiyle onun elini güçlendirerek esas konuşulması gereken konuları bir kenarda tutup bu konular üzerine inadına gittiğinizde İyi Parti, bir defa İyi Parti'nin belli kadrosu vardır. O ihtiyar heyeti mi diyoruz İsmail? Ne diyoruz? Onların, onlar bir defa bu tür bir konuşmanın, ülkücülük üzerinden yürüyen tartışmanın, mezhep üzerinden yürüyen tartışmanın, etnisite üzerinden yürüyen tartışmanın yanında, yöresinde, içinde asla olmazlar ki. Yine sıkıntı çıkacak. Yine kaybeden İyi Parti olacak. Çünkü İyi Parti'nin en büyük sıkışmışlığı şuydu. Cumhuriyet Halk Partisi ile MHP arasında sıkışması. Kendisini bir türlü AK Parti MHP arasında alamamasıydı. Alamadı ve seçimler kaybedildiği için bu hale gelindi. Şimdi diyorum ki yapılması gereken, bence, takdir değerlendirme kendilerini, İyi Parti olarak eğer Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzelçini temsil eden bir kişi olarak bu tarza devam edecekse, edebilir, onun siyasi tercihidir. Karşılık olup olmayacağı, yani %25 oy, %21'e mi düşecek, ne olacak, onları biz müneccim değiliz, bilemeyiz. Buna devam edecekse Sayın Akşener, İyi Parti olarak ülkücü gelenekten gelen insanlar böyle bir işbirliğinin içinde resmi olarak yer alamazlar. Nerede yer alırlar? İstanbul özelinde, Ankara özelinde, İzmir özelinde. Belki İzmir'de AK Parti aday göstermeyecek, İyi Parti'yi destekleyecek. Bak neyin ne olacağı hiç belli değil. Çok farklı olur. Çünkü bu bir belediye seçimleri. Dolayısıyla ben şu ana kadar kendi adıma söylüyorum. Sayın Özgür Özel'den, hani sürede veriliyor, daha sürede verilmesi gerekir gerçekten. Umduğumu, beklediğimi, tabanının da beklediğini, sokağın gerçekten sesi olabilecek, onları duyabilecek ve Mayıs ayında kaybedilen seçimlerin nedenlerini anlamakta zorlandığını, inatla bu meselenin üstüne gittiğini ve bu meselede maalesef kendisine de, partisine de ve İyi Parti'ye de zarar verebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla sözün özü,
İmamoğlu, Sayın İmamoğlu destekleyebilir, Sayın Mansur Yavaş'ı destekleyebilir. İyi Parti bunun dışında biraz önce söylediğim Demirtaş'a, Kavala'ya selam göndererek. Bak ben bir söyleyeyim sana, nutuk okuyun ya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının baş ucu kitabı nutuktur. Nutuktur. Yoksa bizim İstanbul'un bir ilçesine operaya gitmek değil kardeşim. Bu ülkede bu 86 milyondan kaç kişi operaya gitmiş ne bilir. Sen gittin belki. Ben gitmedim hayatımda hiç. Bilmiyorum Serapan'a gitmiş midir? Veya bizi izleyen kaç kişi gitmiştir? Entelektüel bir kesim izliyor bizi. Gidebilirsin, bir şey diyemem. Ama fotoğraf veremezsin. Verdiğin zaman ve sen daha az eşitlik üzerinden o ayrımcılığa girdiğinde Taksim'e çıkıp çıkmama meselesini bir ideolojik tartışmaya döktüğünde ve diğer taraftan da İyi Parti, İyi Parti kimlerden kurulmuş? Sayın Musavat Dervişoğlu bağlansın bakalım. Hangi şey siyasi anlayışla gelmiş de İyi Parti'ye katılmış? Orada birçok insan var. Sayın Koray Aydın var, bağlansın. Uğur Poyraz var, bağlansın bakayım. Ne diyorlar bunlara? Bu söylediklerime ne diyorlar? Daha az eşitlik üzerinden tartışılan ne? Neyi diyorlar? Ne fark var? Ben de ne şehirden geldim? Ne farkım var? Ne kimliğimde fark var? Neyi ben daha üstün yapabiliyorum bu ülkede? Ne bana daha üstün sağlanıyor? Bizim amacımız bunları körüklemek mi? Bu sorunları çözmek mi? Ve gördüğüm kadarıyla iki mesele üzerinden Cumhurbaşkanı maalesef bu sistem buna ben izin veriyor. Ben hocaya yanıt verebilirim. Bak, değil mi Serap? Bu sistem buna izin veriyor. Bir, Kandil üzerinden, iki İstanbul Sözleşmesi üzerinden. Sayın Mansur Yavaş'a da haddime değil ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na da söylüyorum. En sert cevapları verin. Kadın katillerinin en sert şekilde cezalandırılması gerektiğini çıkın söyleyin. Atatürk'ün partisinden gelen insanların, yurtseverlikten, milliyetçilikten gelen insanların Kandil'in yanından yöresinden, o teröristlerin yanından yöresinden geçmeyeceklerini söyleyin, anlatın. En sert şekilde. İstiklal Marşı'nın mısralarına yer vererek. Her zaman söylüyorum. Bu seçim öyle kazanılır. Yoksa belki senata %75'i oranla öylesine söylüyorum, bilemem ben. Reddederek, göz ardı ederek, iyi niyetli olarak belki kendince sorunları çözüp, vallahi sorunların çözüm yeri varsa sen de bununla aynı şeyi söylüyorsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi elbette gidip orada konuşalım. Sorunları çözsünler. Keşke çözülse. Kronik sorunlar keşke çözülse. Ben de isterim. Ben de isterim etnik kimlik sorunu olmasın. Ben de isterim eşitlik sorunu olmasın. Ben de isterim efendim işte mezhep sorunu olmasın. Alevi kardeşlerimizin hiçbir sorunu olmasın. Onların ibadet yerleri açılsın, tanınsın. Turizm ve Kültür Bakanlığı'nda olmasın. Onların olmasın. Bunlar hepsi kalbi olarak benim isteklerim. Daha önce de söyledim bunu. Ama biz bunu siyasi tartışmalara kurban ettiğimizde İsmail, insanlar hadi bana eyvallah diyor. Başka yere gidiyor. Tutamıyorsun. Örneğin isimlendirmeyeyim. Sünni kesimi tutamazsın kardeşim. Bu ülkede bir çoğun mu? Bunu sen göz ardı edemezsin. Seçimi onlarla kazanıyorsun, kaybediyorsun. Bu bir gerçek. İdeal olabilir. İdeali ortaya koyabilirsin. Ama sen İstanbul'u, Ankara'yı, 11 vilayeti daha da fazlasıyla kazanacağım dediğinde, o yola çıktığında o yolun gerektirdiği şekilde gereklerini yapman lazım. Bu millete yaklaşman lazım. Sonra gidip de Eren Bülbül'ün, rahmetlinin, şehidin annesine anlatamazsın. Osmaniye şehidinin ailesine anlatamazsın İsmail. Onları göz ardı edemezsin. Onları kendine benzetemezsin. Sen onları tanıyacaksın. Onlara benzemeye çalışacaksın. Seçim öyle kazanılır. Ben şunu söylüyorum. Eğer işbirliği yapacaksa İyi Parti, bir defa Sayın Özgür Özel ile Sayın Akşener'in şunu konuşması lazım. Arkadaş, bu tarz konuşmalardan vazgeç. Net bir şekilde tarzını tavrını ortaya koy. Biz ülkücü gelenekten geliyoruz. Milliyetçiyiz, yurtseveriz, Atatürkçüleri barındırıyoruz. Sen de Atatürk'ün partisi. Bizimle yarın bir gün Zafer Partisi ile akdettiğin sözleşme gibi bir sözleşme imzalamak zorunda kalma. O duruma düşme. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi o duruma düşemez, düşürülemez. Anayasanın ilk 4 maddesiyle 66. maddesini koruyacağım diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı birisine taahhüt mü verir ya? Dünyada görülmüş şey mi bu? Sen orada o yapılanı görüyorsun, ikinci acziyeti görüyorsun, o protokolü imzalıyorsun. Niye aynı hataları tekrar ediyorsun? Ve İyi Parti ile nasıl el ele kol kola yürüyeceksin şimdi de? Yürürsen İyi Parti... Sizin eleştirdiğiniz hususlar hangileri? Aynen şu. Söyler misiniz? Aynen şu. Aynen söylüyorum. Bir defa İyi Parti ile işbirliğine girmek istiyorsanız, gerçekten partiler arası işbirliği, kişisel işbirlikleri değil. Bir defa biraz önce söylediğim o konuşmalardan vazgeçeceğiz. Hangileri hocam? Aynen söylüyorum. Daha az eşit. Kürtler daha az eşittir. Aleviler daha az eşittir. Ne gereği var bu tartışmayı açıyorsun? Ne kazanacaksın bundan? Ne fayda sağlayacaksın? Sadece Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı'na konuşma alanı veriyorsun.
Selamlar göndermeyeceksin kardeşim, gerek yok. Gerek yok. Mecliste karşılaştın, tamam, güzel, iyi, hoş. Ama ben tekrar söylüyorum. Bir terör örgütünü kınayamayan, bir terör örgütünü reddedemeyen, bir terör örgütüne karşı her türlü yaptırımın tatbik edilmesi gerektiğini söyleyemeyenlerle, ben ülkücü gelenekten gelen, milliyetçi olan, Atatürkçü olan İYİ Parti'nin üst yönetimini, Sayın Akşener'i bu halde, yakında seçimler bu sebeplerle kaybedilmişken nasıl el ele kol kola yürüyeceklerini ben de merak ediyorum. Bu çözülmezse olmaz. Çünkü İYİ Parti stepne değildir. İYİ Parti kimsenin yedek lastiği değildir. İYİ Parti'nin kendisini konumlandırması gereken bir yer vardır. O yer AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasındadır. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi arasında sıkışmak değil. 2019'da olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet etmek değil. İş birlikleri. Eğer bu olmayacaksa Sayın Özgür Özel derse ki ben bildiğimi okuyacağım. Bu benim görüşüm. Cumhuriyet Halk Partisi'nde görüşünün bu olmasını sağlayacağım. O zaman İYİ Parti'nin yapacağı şudur. Kan tükürür, kızılcık şerbetini içersin, yolunu yürürsün. Ama İstanbul'da ve Ankara'da veya birkaç yerde kişisel destekler verirsin. Parti bazlı değil, parti esaslı değil. Bunu da açık açık topluma anlatırsın. Nasıl tarih yazacağız, tarih olacağız dedi 3 Mart'ta Sayın Akşener. Çıkar bunun tek tek gerekçelerini anlatır. Ama Sayın İmamoğlu'nu ve Sayın Mansur Yavaş'ı desteklemek kaydıyla. Bu destek kişisel olur. Onlarla yan yana fotoğraf verir. Sayın Özgür Özel'le yan yana fotoğraf vermeyecek o zaman. Onu bu. Peki. Anlaşıldı. Yanıtın vardı. Şunu da bir defa biz tabii belediye seçimleri odaklı işbirliklerini, onun görüşmelerini konuşuyoruz ve partilere etkisine, özellikle İstanbul, biraz sonra birkaç kelimeyle de söylemek isterim. Sayın Cumhurbaşkanı nasıl bakıyor o seçime ve ciddi şekilde açıklamalar yapıyor. Bunun konuşulduğu ortamda ideal üzerinden değil, gerçekçi bir şekilde sahada seçmeni dikkat alarak açıklamalar yapıyoruz. Yoksa efendim işte kimlik sorunu, efendim işte mezhep sorunu, başka eşitsizlikler meselesi dünyanın her yerinde vardır, her ülkesinde vardır, bizde de olabilir. Yok da demedim, mükemmel de demedim. Biraz önce bahsettiğin Alevilerle ilgili söyledim fikrimi de. Kürt meselesini gündeme getirdin. Yine söylüyorum. Benim şu anda gördüğüm Kürtlerle, Türklerle, Lazlarla, Çerkezlerle, şunlarla bunlar arasında bu ülkede bir ayrım yok. Yok şu anda. Ben bunu kabul etmiyorum. Söylüyorum. Alevi meselesinde ibadet hane meselesi sorunu var mı? Var kardeşim. Buna o zaman da söylendiğinde bu dedim doğru değil. Ama bak benim sorunum şu. Şimdi sen Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyeti kuran parti. Kürtler daha az eşit ne demek ya? Cumhuriyeti kuran bir partinin genel başkanı Kürtler az eşit dediğinde ve anayasa orada olduğunda, nutuk orada olduğunda bunu nereye koyacaksın? Bu seçmenin kafası karışmaz mı? Şu ideallerden bahsediyorsun. O zaman diyeceksin ben seçim kazanmak istemiyorum. Benim İstanbul Belediyesi'ni, Ankara Belediyesi'ni veya başka belediyeleri kazanmak gibi bir iddiam yok. Öyle bir iddiada değil. Ben ideallerin peşinde. İdealin ne senin kardeşim? Ayrımcılıkları kaldırmak. Hangi ayrımcılıkları kaldırıyorsun? Neyi kaldırıyorsun? Somutta söyle bana neyi kaldırmak istediğin. Ne istiyorsun söyle bana. Türk vatandaşlığıyla mı derdin var? Türkiye'yle mi derdin var? Kusura bakma. Kusura bakma. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde konuşulacak, onun genel başkanı konuşacak. Git o zaman HDP'de siyaset yap kardeşim. Orada siyaset yap. Oradaki insanlarla çalış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında genel başkan olarak konuşamazsın. Eğer konuşursan insana derler kardeşim Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde biz nutuk esastır diye biliyoruz. Öyle biliyoruz. Bu parti Cumhuriyeti kuran parti diye biliyoruz. Eşitlik üzerine kurulmuş. Sorun yok demiyorum. En güzel de biz bulduk da demiyorum. Ben burada AK Parti'nin siyasetini konuşmuyorum. Sen benim önüme çözüm sürecini koyuyorsun. Bana göre baştan sonra yanlış ve hukuka aykırı. Bunu bugün söylemiyorum ki. Hep söyledim ben. Ve başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bunu Sayın Özel söylüyor. Yer söylüyorum sana. Ankara Ulus'ta, Kahramanmaraş'ta, Mısır Çarşısı'nda. Git oradaki vatandaşı anlatsana İsmail. Yozgat'a gitsene. Git çık orada de ki ey ahali de Kürtler daha az eşittir de. Siz ayrıcalıklısınız de. Siz daha iyi yaşıyorsunuz de. Sizin iktisadi koşullarınız 10 katı fazla de. Bunu söyleyebilir misin? Git benim Nevşehir'im, Yozgat'ım her yerden daha fakir. Onlar hep eziliyorlar. Ekonomik olarak söylemedi ama. Bak, demokratik hak kullanımı şey için söyledi. Özellikle kayyum atanması sanıyorum. Bir şey söyleyeceğim sana. Özel olarak bak, yok, Kürtler zengin, Kürtler ona fakir anlamında söylemedi. Şimdi oraya da geliyor. Şimdi 6 ay önce ben seçim odaklı konuşuyorum. Sen idealleri odaklı konuşuyorsun. Olabilir. Saygı duyuyorum. Zaten
fikir tartışmaları da böyle olur. 6 ay önce şuraya not almışım. Halk neden sana bütün sorunlara ve AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı'nın yıpranmışlığına rağmen oy vermedi ya? Niye vermedi? Asıl sorun oturup düşün de ki, dedi ki ya ben Allah'ım niye zaten %48 Erdoğan karşıtıyken %2-2,5 ağlamadım. Bunun sebebi ne? Bunun sebeplerini araştırıp bulmak zorundasın. Sokaktan kopamazsın. Ben sana söyleyeyim. Kandil'in desteklediği adayın herkes aç dahi olsa bu ülkede seçilme şansı 0-0-0. Bundan sonra da 0 olacak. Bu ülke ayakta kaldığı sürece de 0 olacak. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti var olduğu sürece de 0 olacak. Tamam da hocam. Peki Kürtlerle sürekli Kandil'i yan yana devam koymak ediyor. Doğru mu? Ben koymuyorum. Ben koymuyorum ki. Yani somut durumda ben koymuyorum ki kardeşim. Gidip o, gidip o poz verenler onu söyleyecekler. Gidip poz verenler ben hangi şunu söylüyorum. Veren? Ben diyorum ki kardeşim sen bir terör örgütünü kınamayan, dışlamayan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk Milleti'ne kasteden bir illegal yapılanmayı kınamadıktan sonra ben seninle aynı kareye girmem kardeşim. Poz vermem kardeşim. Seninle fotoğraf çektirmem kardeşim. Ben seni reddederim. Elimin tersiyle iterim. Tamam da hocam öyle bir real durum yok ki. Var. Hangisi? Gitti operada o fotoğrafları hocam, verdi. Hocam operadaki sanatçı etmeyin gözünü seveyim ya. Sanatçı mı? Pervin Buldan orada değil miydi? O fotoğrafı Pervin mı verdi? Pervin Buldan'la aynı anda konuşuyor. Ekrem İmamoğlu niye yoktu kardeşim? Çıksın bağlansın Ekrem İmamoğlu. Tamam da Pervin niye Buldan'la... Niye gitmemiş davet mi edilmiş? Pervin... Niye davet mi edilmemiş kardeşim? İmamoğlu niye gitmemiş? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Davet edilmemiştir. Allah Allah. Mümkün hocam bir şey söyleyeceğim. İmamoğlu da yaptığı oldu bu arada. Pervin Buldan'a Fatıra Orman'ı kurdu. Yani İmamoğlu da yani konsere gitmedi de onu yaptı. Şimdi bir şey söyleyeceğim hocam. Özür dilerim. Yani Pervin Çakar, Pervin Buldan'la aynı anda tiyatro salonunda bir operayı dinlemiş olmak ülkeyi bölmek değil ki. Yapmayın. Siz hukukçusunuz. Bak, neden böyle tepkiler veriyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim İsmail. Yozgat'tan, Gaziantep'ten bahsediyorsun, Trabzon'dan bahsediyorsun, Eren Bülbül'ün annesinden bahsediyorsun, Osmaniye'nin şehidinden bahsediyorsun. Sen şeyden bahsediyorsun herhalde, böyle bir entelektüel oturduk. Değil, hayır. Oturduk değil, böyle, hayır. Kuşlar, böcekler, hocam, demokrasi, barış şarkıları, bakın, öyle bir ortam yok ki HDP'nin tabanında, bakın hocam. Ya benim söyleyeyim. Daha yeni şehidim bakın, geliyor İsmail, elbette, yapma bunu elbette ya. Elbette ama şunu göz ardı ediyorsun. HDP'nin tabanının da ağırlıklı garibanlardan oluştuğunu unutuyorsunuz. Bak bir şey söyleyeceğim sana. HDP'nin tabanı ağırlıklı gariban Kürtlerden bak, oluşuyor. Bak sana. Yani bahsettiğiniz söyleyeceğim. Siirt çarşısı Kürtler, yok mu? Diyarbakır çarşısı Kürtlerin yok hepsi mu? HDP demek değil kardeşim. Ben öyle HDP şey tabanı dedim zaten. Tamam ben öyle bir şey de görmüyorum. Öyle bir bağımlılık ipotek de koymuyorum. Ayrıca HDP'yi ben demokratik parti olarak da görmüyorum. Gidip o partiye katılıp da siyaset yapamazsın kardeşim. Ben onu da tartışmıyorum. Milliyetçi olabilir. Ben görüşteyim kardeşim. HDP görüşe... değil başka bir Kürt partisi olsa mevcut olabilir, ve terörle hiçbir ilişkiyi bulunmayan insanlar olsa. Hiçbir ilişkiyi olmasa ve böyle bir temsil hakkı olsa. Yani bu sorun var. Bunu göz ardı etmeye ya, çalışsak ya, da var. İdeolojik olarak yorumlanmak bir şey söyleyeyim sana. Yani. Bir sözümü bitirmeme müsaade ederseniz tabii. Şunu söyleyeyim. Şimdi ben Türkiye Cumhuriyeti'nde bir demokrasi ve hukuk sorunu olduğunu düşünüyorum. Bir Kürt sorunu olduğunu düşünmüyorum. Mezhep meselesi de tek şunu söylüyorum. Alevilerin eğer ibadethanelerini tanıdığımızda, açtığımızda biz bu sorunu çözeceğiz evvelallah. Bizim kardeşlerimiz. Anayasanın 10. maddesi eşittir. Herkese eşitlik verir. Haklısın. Korkmamak lazım. Ben de biliyorum tarihi 1836'da Yeniçeri Ocakları'nı yıktık, Bektaşilerin yıktıktan sonra Sünnilerin hiçbir şey vermek istemediğini. Ben de bir Sünniyim biliyorum. Tarihi gerçekleri de biliyorum. Elbette konuşalım. Ama biz seçim odaklı konuşuyoruz. Diyoruz ki biz Cumhurbaşkanlığı seçimini bu muhalefetin nasıl kaybettiğini tartışıyoruz ve belediye seçimlerinde bu risklerle devam ederse kaybedebilir miyim? O İyi Parti dediğin ülkücü tabanlı, milliyetçi tabanlı partiyle işbirine girerken bu konuşmaları ortaya koyduğunda bu o parti tabanını, onun oy verenini, seçmenini, yönetimini rahatsız etmeyecek mi? Onları göz ardı ederek o zaman gir yalnız kazan seçimleri. Gir de ki ben kardeşim saygı duyuyorum, ideallerim var, ideallerim de budur. Tek başıma gireceğim kardeşim. Hiç kimseyle işbirliğine girmeyeceğim. Diyebiliyor musun? %50+1 alabilir misin? Avucunu yalarsın. Belediye kazanabilir misin? Avucunu yalarsın. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Burada sorun şu bence. Şunu ya, da söyleyeyim. Lütfen, bitirme tamam, öyle. Tamam. Şimdi benim dediğim şu. Biraz önce de Serap'la tartışmamızda da söyledim. Seçim öncesi İmamoğlu'na dava açıldı mı açıldı? Neden açıldı? Kürt veya Alevi olduğundan mı açıldı? Bu bir demokrasi ve hukuk sorunu değil miydi? Öyle tartışma, öyle anlatmadın mı çıkıp buraya? Ayrımcılık var demedin mi? Önünü kesmeye çalışıyorlar demedin mi? Ben şunu görebiliyorum, sen de görüyorsun, Serap Hanım da görüyordur. Sayın Cumhurbaşkanı İmamoğlu'yla hesabı 2028'e bırakmak istemiyor. İstanbul'da bitirmek istiyor. Bunu herkes görüyor. Şundan da endişe ediyor. Ama diyor bu yaptığımla acaba
karşımda tam bir halk birliğini bulur muyum? Dayanışmayı bulur muyum? O halk İmamoğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi kimliğiyle gidip oy vermeyecek. Bunu sen de biliyorsun. Özgür Özel'e rağmen verecek. Ama Özgür Özel'in izlediği, Sayın Özel'in izlediği bu siyaset, bu yöntem maalesef o makus tali olan %25'i aşmaya değil, daha aşağı çekmeye yarayacak. Ben de diyorum çok basit bir yol var. O yol şu. Sayın Özgür Özel bir tarafına, isim de vermek istemiyorum, bir yetkilisini, bir tarafa bir yetkilisini alsın, desin gitsin Trabzon'a, Gaziantep'e, Yozgat'a, halka bunu anlatsın. Desin ki bu ülkenin Kürt asıllı yurttaşlarıyla Alevileri sizden daha az eşittir. Vallahi taş sopayla kovalarlar. Bak sana söylüyorum. Tersi olursa özür dileyeceğim. Bak tersi olursa da özür dilerim. Arkadaş der ki sen bana ne anlatıyorsun ya? Ne eşitliğinden bahsediyorsun ya? Neyi eksik ya? Bunun millet. Ha derdin senin Türkiye ile bu ülkenin bütünlüğüyle, birliğiyle, beraberliği ise kardeşim. Sen zaten Atatürk'ün partisisin. Altok'un ne olduğunu bilmiyorsun o zaman sen. Altok'u tanımlayalım şurada vaktiniz varsa. Altok'un ne olduğunu görelim. Oradaki milliyetçiliğin ne olduğunu görelim. Halkçılığın ne olduğunu görelim. Devletçiliğin ne olduğunu görelim. Onların hiçbirisinden Mustafa Kemal Atatürk garip garip konuşmalar yapıyor mu? Veyahut da efendim işte şu politikaları izleyeceğiz diyor mu? 1937'de o anayasayı tam temellendirirken 1924 anayasasına bak bakalım ne diyor? Üniter yapıyı nasıl anlatıyor? Devletin dinine ne diyor? Bilmiyor mu Atatürk bu ülkede hangi etnik kimliklerin, mezheplerin yaşadığını? Senden benden herhalde çok daha iyi biliyordur. Çünkü bu ülkeyi kurmuş. Bu ülkeye bir kuruluş felsefesi vermiş, ruh vermiş. Şimdi biz bu ruhu tartışmaya mı açacağız? Benim garibime giden şu. Bu ruhu tartışmaya açanın Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partinin olmaması gerekir. Zaten sorun bu. Eğer bu sorunu taşımaya devam edersen Zafer Partisi'nin Sayın Genel Başkanı seni o protokolü imzalamaya dayatır. İmzalatır. Sen de o protokolü peki, bu millete anlatamazsın. Burayı tamamlayalım hocam. İsmail cevap versin. Asgari ücretle konuşmak istiyorum. Şunu bitiriyorum. Ben diyorum ki etnik kimlik mezhep üzerinden ayrımcı dil kullanılmamalı. Artvin'deki Metin öğretmen niye öldü? Gazeteci Tolga Şardan niye gözaltına alınıp tutuklandı sonra salıverildi? Burada olayı Kürt, Alevi sorunu diye insanları bölmek doğru değil diyorum. Bu ülkede demokrasi ve hukuk sorunu var diyorum. Bunu görmek lazım diyorum. Mayıs'ta Taksim'e işçiler giremiyor ama ülkücüler istedikleri gibi giriyor diyorsan sen ülkücüler benden değil diyorsun. Bu ülkede ülkücü sayısı ne kadar biliyor musun sen? Bunu kim diyor? Ben açıklamaları öyle anladım. Taksim tartışması da oraya gitti. Eğer ben yanlış duymadıysam, duyduysam da kusura bakma. Ben öyle anladım. Ben de hatırlamıyorum. Taksim'e duymadım. Çıkıp çıkmama tartışmasından söylüyorum. Öyle söyleyeyim sana. Dolayısıyla benim vardığım ideallerde elbette buluşabiliriz. Çok iyi konuşabiliriz ama Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu olduğu Anadolu coğrafyası zor bir coğrafyası. Onun da farkındayım. Herkesi mutlu etmek çok zor. Ama bu coğrafyanın temel üç dinamik sorunu var. Birisi demokrasi, birisi hukuk, birisi en başat. Başat olan ekonomi kardeşim. Belki biraz sonra söz geldiğinde konuşacağız. Ne kadardı şeyin büyümesi? 5,9 muydu? Toparlarsanız cevap versin Sayın İsmail, ekonomiye döneceğiz. Sözcü televizyon aracılığıyla söyleyeyim. Ey bu Sayın Bakan, çok güzel son çeyrekte %5,89 büyüdük. Bundan kim ne kadar aldı? Bana bunu anlat. Sayın Merkez Bankası Başkanım, İstanbul'da kiraların düşeceğini söylüyorsun. Çok güzel. Temenni olsun. Nasıl düşecek? Peki ona geleceğiz. İsmail bir yanıt versin. Şimdi ekonomiye dönelim orada tekrar. Orada ölçü seçimler. Bir de şunu söyleyeyim. Trabzonlu futbolcuların örnek davranışını buraya yazmışım. Hak geçmesin lafı bu Sivas dönüşünde muhteşemdi. Alınlarından öpüyorum, kutluyorum. O büfeden aldıkları yiyeceklerin parasını bir notla birlikte bırakarak helallik istemişler. Hak geçmesin lafı orada çok önemli. Bizim hepsi baş tacımız. Hepsinin alınlarından öpüyorum. Evet. Peki İsmail, ne söyleyecektim unutmuşum, araya sıkıştırdım. İyi ki söylediniz. Şimdi önce şunu söyleyeyim, o konuyu kendi adıma bir cümleyle kapatayım. Biraz önce konuyu ayrıntılı tartıştık. Belki zaman olsa daha da tartışabilirdik. Ben ayrışmadan ben değil biz olmak gerektiğini söylüyorum. Bu anlamda Kürt Belediyesi, Türk Belediyesi, Laz Belediyesi, Çerkez Belediyesi değil. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Gerçeğinden hareketle bütün tartışmayı bunun üzerine odaklanıyorum. Benim için din, mezhep, etnisite üzerinden hiçbir ayrım yoktur. Bu ülkeni, bu ülkeyi, bu devleti, bu milleti benimsemiş herkes bu ülkenin evladıdır. Bunu söyleyeyim, noktayı koyayım. Bir diğer husus şu. Artık son şeyler bunlar. Yani ne derler? Pazarda son mu? Yani bu seçim son seçim. Bu seçimden sonra başka bir anormallik olmazsa Türkiye Cumhuriyeti 2028'e kadar dükkanı kapatacak.
Dolayısıyla ben seçim odaklı ciddi bir zam yapılacağını düşünüyorum asgari ücrete. Ciddi derken bu çözecek mi? Serban da söylüyor. Yani hocam bu çözecek mi? Çözmeyecek ama bir nebze olsun. Hani şu çalışanlara anketlerden iyi sonuçlar tahmin ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı'na gelmediği için. Bulun buluşturun. Borç şudur budur. Çalışanlara da 5000 lira vermeye dair şeyi çıkardı zannediyorum. Tabii, verecek. Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla. Çünkü şunu söyledi. Oy vermeyeceğim dedi. Bunu duydu. Çünkü o kadar sokaktan iyi nabız tutuyor, anketlerden sonuçlar alıyor ki ona endeksli hareket ediyor. Zaten ülkenin en önemli sorunu iç siyasete dayalı dış siyasetini ve ekonomisini yönetmesi. Dolayısıyla benim gördüğüm çok iyi bir zam olacak. Çok iyi zamdan kastım bu insanları çok mutlu etmeyecek. Her türlü sorunu çözmeyecek çünkü bu sarmal devam edecek. Benim beklediğim tahminim 17 bin lira civarlarında bir zam olacak. Emeklilere tahminim 12.500-13.000 liralarda olabilir. Tabii bu kaynakları nereden bulacaklar ben de bilmiyorum. Ama ondan sonrası 31 Mart değil mi belediye seçimlerini öyle düşünüyorlar. Ondan sonrası tufan. Çünkü bugün Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarında da ihracata yönelin ülkede sizin satışlarınız daralacak. Yani şu bu ne demek? Piyasa daralacak. Para bolluğu azalacak. Niye? Çünkü enflasyonun önüne geçemiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bu ekonomi modeliyle geçemiyorsun kardeşim. Dolayısıyla asgari ücrette iyi bir zam ama o zammı verip de işveren buradan verirken arkadan alacak mı? Hülle mi yapacak? Niye? Çünkü bürütü de düşündüğünde 24-25 bin lirayla gelen bir asgari ücreti belki rekabetçi, evet, tekstil sanayi çok rekabetçi olduğu için 200 bin tekstil işçisinin çıkabilme ihtimalinde işveren kaybetmez kardeşim. Sermaye her zaman kazanır. Sermaye Sayın Cumhurbaşkanı'yla, Sayın Mehmet Şimşek'le doğrudan veya dolaylı masaya oturacak. Bize ne veriyorsun? Zaten işverenler diyorlar ki asgari ücret için evet yapılsın 16-17 bin olsun ama, hakkıdır insanların diyorlar ama yılda bir kere yapılsın diyorlar. Abi yılda bir kerenin ötesine de geçecekler diyecekler ki bize teşvik ne veriyorsun? Vergi indirimi ne veriyorsun? Muafiyet ne veriyorsun? Bak birkaç cümle siz şey yaparsanız. Bugün hakikaten Merkez Bankası Başkanı dün iş insanlarıyla, sanayicilerle toplanıyor ve orada diyor ki sizin diyor kardeşim diyor kiralarınız inecek millete söylüyor. Ya bakıyorum yani kendisinin maaşı, primi nedir ne değildir onu bilemem. Abi İstanbul'da Serap Hanım tersine göç mü var? Arz fazlası mı var? Talebe nüfusu artıyor, yabancı nüfusu artıyor, evlenenler artıyor. Kira fiyatının bu şartlarda düşme imkanı nasıl olacak? Bana vallahi Merkez Bankası Başkanı dedi yani, ki kiralarda bir düşüş olduğu yönünde bilgiler gelmeye başladı. Hayır, ne münasebet diyor. Ben de şey bunun yok. Üstüne sabah şey açtım yok. Telefonu baktım kira evimin civarındaki kiralıklara. Hep sıfırlamış mümkün şöyle değil. Şöyle söyleyeyim size. Yani. Bugün İsmail bir yerden fiyat aldım. Bir adet pide içinde şiş kebap, ayran çarşıda ocak başında 200 lira. Ya Sayın Başkan kiralar nasıl düşer? Alım gücüm bu. Bak 200 lira. Yani sen ülkenin yerli ve milli paranın en büyük banknotuyla aha bunu yiyorsun. Ayran bir de pidenin içinde şiş kebap var. 200 lira, 200 euroya gidip de şey Almanya'da, Fransa'da böyle mi besleniyorsun, yiyorsun? Alım gücü bu mu? Senin alım gücün bu. Bak Türkiye son çeyrekte İsmail 5,9 büyümüş. Resesyonu dünya düşünürken. Türk ekonomisinin bu kadar büyümesi fevkalade başarı. Tamam. Bunun teknik analize de girmeyeceğim. Uzmanlar bunu yapıyor. Sayın Şimşek de çıktı bir şirketin patronu edasıyla, yöneticisi edasıyla da anlattı. Benim sorum sadece Sayın Şimşek'e şu. Sayın Şimşek, Sayın Bakanım neden doları biraz daha düşürmüyorsunuz? Böylelikle sene sonu kişi başına gayri safi milli hasıla daha da yükselmiş olur. İnsanlar böylelikle kendilerini sanal olarak da olsa zengin zanneder. Bir de bu büyümenin toplumun bütün katmanlarına yansıması ne olacak? Mesela 7500 lira alan emeklinin maaşını 15 bin lira mı yapacaksın? Asgari ücreti 20 bin lira mı yapacaksın? Yüksek gelirli olanların, yüksek yerlerde çalışanların maaşları çok yüksek olur. Ama bu iş bence bu ülkede Serap Hanım sadece para politikaları üzerinden övünerek çözülmez. Yapısal reformlarını yapmadan, adaletsiz gelir dağılımını, enflasyon, maaş, dolar, faiz salonundan çıkarmaya bu para politikaları yeterli olmayacak. Önce hukuk, sonra adaletli vergi dağılımı ve tahsilat. Sen yapabiliyor musun bunu? Bunu yapma konusunda adam atabiliyor musun? Adımlar atabiliyor musun? Mesela şöyle söyleyeyim size. Kahvede, arabada, çantada, son olayda da hani bugün biraz magazine döndüğü için o tartışmanın içine de Serbam'la girdim. Kusura bakmasın, özür diliyorum kendisinden. Çanta içinde kayıt dışı para trafiğine bir kuruş vergi yok.
Nereden buldun bu parayı diyen hesap soran da yok. Ama işsizlik maaşı alan işçiden damga pulu vergisi almayı gelince alıyorsun. Onu biliyorsun. Bak işçiden o şeyini alıyorsun. İşsizlik maaşını almak için git de damga vergisini alıyorsun. Adam milyon milyonları veriyor ya. Kardeşim bunu sen nereden aldın, nereden verdin? Niye sen bunu ağacın gölgesinde yapıyorsun? Bunun vergisini veriyor musun? Mesela şey söyledi. Efendim dedi, Sayın Cumhurbaşkanı'na borsa ve döviz gelirlerine %40'a kadar vergi getirme yetkisi verilmiş. Pardon, niye mecliste değil bu yetki? Niye bypass ediyoruz biz meclisi? Cumhurbaşkanı'na bu yetkiyi verdiğimiz zaman belirsizliği nasıl kaldıracağız? Önümüzde belediye seçimleri var. Kur korumalardan vergi alacak mısın? Bıyıklı yabancılar dahil mi varlık barışını uygulayacak mısın? Bıyıklı yabancılar değil. İşte bizden olup da yurt dışına paralarını götürüp oradan borsaya müdahale edenler. Bıyıklı yabancı. Onlara bıyıklı yabancı deniyor. Ya. Baktığın zaman şeyde o. Hani, evet, karşılığı var, tanımı var. Evet, onlara bıyıklı yabancı. Arap telefonu bıyıklı yabancı. Şeyleri buluyorum öyle çalışınca. O, ben baktım bıyıklı yabancı bizde olup tam da. Tam nedir bıyıklı yabancı? Yani bizde parası oluyor ama parasını burada tutmuyor, yurt dışında tutuyor. Yurt Türk vatandaşı bu? Tabii canım. Biz bıyıklı yabancı diyoruz ya. Bu burada parası bize oluyor. Yurt dışına çıkarıyor. Çıkarıyor, oradan borsaya alım yapıyor. Niye işte yurt dışına çıkarıyor borsaya alım koruyor, yapıyor? Sonra götürüyor parayı oraya. Daha güvende hissediyor kendisini. Güzel. Ya parasını orada tutuyor, burada tutmuyor. Ya para çünkü o kadar kaygan ki. Yani neticede hesap da sorunmuyor. Güvenmiyor buranın hukuk rejimine. Zaten sorun bu. Yani evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii borsaya hemen çatlak sesler çıktı. Borsaya vergi getirsen herkes kaçar dedi. Tabii. Hemen geldi. Sen dedi yapacaksın. Yap dedi, buyur. Sıcak para gider kardeşim dedi. %40 vergiyi neye göre alıyorsun dedi. Ama olacak mı olacak? Bak ne zaman olacak söyleyeyim sana. Mart seçimlerinden sonra. Niye? Çünkü parayı 3 türlü alabilirsin. Borçla, vergiyle, satarak ya da üreterek işte neyse. E şimdi milletin üstüne sırtına bindikçe vergiyi ne kadar bindirebilirsin? Ne kadar? Canı var da, candan ötesi ne var? Hani o yere geldik ya, hadi hayırsever devlette hallediyorsun, millete veriyorsun, ne verirsen eline o gider seninle, işte zekatta oydu buydu ama o kaynak da tükenecek. Zaten AK Parti'nin güçlü kalmasının ve devam ettirmesinin en önemli sebebi para kaynaklarının elinde tutması ve o kesime, baktığı kesime, sosyal desteklediği kesime merak etmeyin. İş de bulacaksınız, para da bulacaksınız. Biz varız. O güveni vermesi. Ciddi bir güç. Hala mı şu anda? Hala öyle. Hala o %50 bu güveni yaşıyor, hissediyor Serap Hanım. Yani o kesim. AK Parti, çünkü bizde haksever devlet anlayışı olmayıp hayırsever devlete geçince, hayırsever devlette senin seçmenine öbür türlü olamaz, anında terk ederler gemiyi. Aç kalan insanı tutamazsın Serap Hanım. Bir şekilde yolunu döndürüyor. Bir şekilde mesela aç kalan insan Allah muhafaza öyle bir şey kimsenin yakar kendisini. Gider bunalıma girer. Zarar verir ailesine. Arap Baharı gibi. Anlatabildim mi? Bunların hepsinin farkında. Ama diyor ki kardeşim diyor, sermaye el değiştiriyor, para el değiştiriyor. Sen hiçbir zaman aç açıkta kalmayacaksın. Ben sana sosyal yardımda bulunacağım. Ama benim ülkemde istediğim bu değil. Benim ülkemde istediğim demokrasi, hukuk ve haksever devlet. Hayırsever devlet değil. Hayırsever devlet eşit hareket etmez, adaletli hareket etmez. Ben gayri safi milli hasıladan insanların hak ettikleri gelirleri almasını istiyorum. Doğru olan bu. Yoksa arkadaş seçim odaklı sen yaptın şimdi yapacaksın 17 bin lira. 3 ay sonra ne olacak? O faiz sarmalı devam ederken, o efendim işte dolar sarmalı devam ederken nasıl enflasyonu durduracaksın? Durdurabilmek için ne yapacaksın? Para musluklarını kısacaksın. Ha, Türkiye Cumhuriyeti'nde sıkıntı milletin hissedebileceği şekilde Mart 2024 belediye seçimlerinden sonra hissedilmeye başlayacak. Zaten Sayın Mehmet Şimşek de onu söylüyor. Ama Mehmet Şimşek'in atladığı bir şey var bence. Şu %9 son çeyrekte büyümenin halka, tabana, yoksul kesime, dar gelirliye ne kadar yansıyıp yansımadığı gerçekten artık ikiye ayrılmış imtiyazlı kesimin elinde mi? Yoksa o himaye altında tutulmak istenenlere hak ettikleri kadarları verilmiş mi? Bütün mesele Türkiye Cumhuriyeti'nde bu. Dünyada da esasında bu. Dünyada her zaman söylüyorum ya, temsil demokrasi, iki demokrasi var. Birincisi bir demokrasi kardeşim. Hani sandık demokrasi 12 saatte bitiyor. Ondan sonra sen ne dersen ona razı olacak. O en iyi bilir. Bir demokrasi var. O demokrasi de 30 trilyon dolar borçlu olan demokrasi. Biz de onun içindeyiz. Batı demokrasi denilen. Orada da halkla insanlar arasında kopukluğu var. İsmail, sermayenin güdümünden çıkamıyorlar. O sermayenin güdümünden ama halk bir şekilde kendisini hissettiriyor ve alabiliyor. Hala o gayri safi milli hasıladan yaşayabileceğinin ötesindekini alabiliyor. O orta direği koruyabiliyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde sen bunu koruyamadığın için ne yapıyorsun? İşte kayıt dışıya geçiyorsun.
Hayırsever devlete geçiyorsun. Hesap sorma diyorsun. Yemeği niye, içmeyi hiç, keyfine bak diyorsun. Ondan ötesi değil. Ama ben bu ülkenin sorunlarının eğitim öğrenimle çözüleceğini düşünenlerden olduğum için ben uzaktan eğitim öğrenimle matematik, fizik, kimya öğrenilemeyeceğini, orta öğrenimde lise talebelerini oralarda buralarda çalıştırarak ailelerine destek versin diyerek uzaktan eğitim öğretime tabi tutmanın yanlış olduğunu söylüyorum. Parayı harcaman gereken yer orası olduğunu söylüyorum. Yap işlet devletçilerin cebine indirmemek olduğunu söylüyorum. Kur korumalılardan kim olursa olsun vergiyi al diyorum, alabiliyor musun? Peki. Mesele bu. Peki İsmail, ekonomi... Ziya Bey Ankaralı mı bilmiyorum ama milliyetçiyse bile göstermiyor yani. Oylarında da görüyorsun. Peki Ersin Hocam. Bir cümle söyleyeceğim. Orada da Turgut Altınok. Turgut Altınok giderek öne ara açıyor. İstanbul'da kardeşim kim ne söylerse söylesin Cumhurbaşkanımız seçime girecek. O kimi isterse o aday olacak. Elbette o tartışma devam eder ama günün sonunda çünkü o hesabı kapatmak istiyor. Hatta 2028'de vardırmadan. Hatta Cumhurbaşkanı imkan bulsa, anayasa müsaade etse belediye başkanlarını atamak istiyor. Niye? Söylediği hep şu. Tek seslilik, uyum, uyum. Ya arkadaş, halka hizmet için var insanlar. Sayın İmamoğlu, Sayın Yavaş bu milletin evlatları değil mi? Hizmet veriyorlar bak en zor şartlarda da. Uyum neyin uyumu? Yani sizden randevu isteyince randevu alabilmeliler, sorunlarını, dertlerini anlatabilmeliler. Burada particilik olur mu? Hayır, halka hizmet. Ama uyum. Uyum ne yani? Uyum şu. Anayasa Mahkemesi uyumlu değilse kapatalım gitsin. Belediye bizden değilse kardeşim bizden seçilene kadar, uyumlu hale kadar, gelene kadar seçim yapalım. Bu yanlış. Ben de diyorum ki şimdi AK Parti neydi Sayın Cumhurbaşkanı? Yeniden İstanbul iktidarın sloganı değil mi? Sayın Yavaş'ın ve Sayın İmamoğlu'nun sloganı da yeniden tam demokrasi halkın yönetimi için sandığa. Peki hocam bak, toparlarsınız. Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ın ortaya koyması gereken şu. Bir defa Sayın İmamoğlu da Sayın Yavaş'ı da seçim döneminde özellikle bu Kandil üzerinden ve İstanbul Sözleşmesi gibi konular üzerinden elbette tartışmanın içine çekmeye çalıştı. Ama bu tuzağa, bu siyasi o dönemdeki propagandaya düşmemeleri, sert ve yerinde cevap vermeleri gerekir. Yani bu Kandil meselesi, İstanbul Sözleşmesi açıldığında terör örgütüne de, kadın katillerine de, hepsine de en net cevabı vermeli ama kendi gündemlerini oluşturmaları gerekiyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı onların gündemini takip etmeli. Onlar Sayın Cumhurbaşkanı'na cevap verme derdine düşmemeli. Çünkü o polemiğe girdiğinizde ve meseleyi etnik kimliğe, din, milliyetçiliğe odakladığınızda bunun kazananı Sayın Cumhurbaşkanı oluyor. Bu tartışmanın içine girmemek gerekiyor. Şu aklına hiç geliyor mu İsmail? Son cümle söylüyorum. Ya o kadar sıkıntılar oluyor ama Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin kredisi çok fazla oluyor. Onun benzerini, onun belki onda birini muhalefet yaptığında, Cumhuriyet Halk Partisi'nde o hatayı yaptığında, o sözü söylediğinde veya yanlışın içine döktüğünde taşlıyor herkes. Enteresan bir kredisi var. Bu kredinin yüksekliği ne biliyor musun? Sağ kesimden geliyor. Peki. Onun çokluğundan geliyor. Onun büyüklüğünden geliyor. Sen onu alabilmek için çaba gösterdiğinde ben o ana tartışmayı tekrar bir cümleyle bağlıyorum. Onları anlaman lazım. Sokağa inmen lazım. O gönül bağını kurman lazım diye düşünüyorum. Peki.